Yani Ergenekon davasına baktığımız zaman hala büyük tantana yapıyor AKP basını bu konuda. Hala. Fethullah basını artı özdeşleşmiş olduğu AKP basını. Neydi Ergenekon? Darbe örgütüydü, değil mi? Hükümeti, yani AKP hükümetini darbe yoluyla değiştirecekti, alaşağı edecekti. Bir de silahlı terör örgütüydü. Şimdi bakın, bugüne kadar işte kaçıncı duruşma oldu? Belki 30. duruşma falan oldu. Hiç darbe olayı çıkmadı ortaya. Hemen hemen bütün sanıklar, tutuklu sanıklar, hemen hemen hepsi değil tabii, sorguları yapıldı. Hiç darbeyle ilgili bir tek laf duymadık daha. Ya bu adamlar nerede darbe yapacaktı? Kim kimi yapacaktı? Nasıl yapacaktı? Silahlı terör örgütü de kanıtlanmadı hiçbir duruşmada. Veli Küçükpaşa, ötekiler, hepsinin şeyi, sorguları yapıldı. E peki o zaman nerede bu darbe olayı ya? Bunlar bunun tantanasını aylar boyunca yaptılar. Nasıl yaptılar? Savcılık ve emniyet bunlara, bu AKP medyasına servis yaptı. Bilgi ve belge sızdırdı. Peki güzel, ben vatandaş olarak şimdi soruyorum. Nerede bu darbeciler? Hani? Şimdi ondan sonra dikkat edin, çok önemlidir. Bu sefer bir takım olaylar ve tipler piyasaya sürülmeye başlandı bunlar tarafından. Efendim, 1993 yılında Lice'de şehit edilen Tuğgeneral Bahtiyar Aydın. Onu PKK öldürdü. 1995 yılında yine PKK çatışmasında, ki Genelkurmay açıkladı bunları, şehit düşen korumasıyla birlikte Albay Rıdvan Özden. Karısını yine piyasaya sürdüler. Evet. Vay efendim, benim kocamı da Ergenekon öldürmüştü. Şimdi bu sefer şeye geldi iş. Örnek. Hepsini anlatmıyorum tabii, zaman geçmesin diye. Efendim, Silopi'de asit kuyuları var. Asit Evet. kuyuları var. Gülay Allah Allah. Göktürk bahsetti bundan. Hemen Ha. Ergenekon oraya genişlesin Ha. diyor. Nedir bu asit kuyuları? Efendim, BOTAŞ'ın asit kuyuları varmış. Evet. JITEM insanları öldürüp o asit kuyularına atıyormuş. Ve onun üzerine de tesis, bina vesaire falan yapılmış o kuyuların. Açılsın onlar Şimdi onlar diyorlar. açılsın diyorlar. Oradaki cesetler çıkarılsın ortaya, asit kuyularındaki. Aman Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi Necip Hablemitoğlu cinayetini efendim Ergenekon işledi. Eşref Uğur Bitlisi de. Hepsi, o Eşref Bitlis bilmem, hepsinde Ergenekon. Evet. Peki kardeşim, nerede bu Ergenekon ya? Bu çete nerede? Bu darbeciler nerede? Nerede? Hangi belge çıktı şimdiye Bir kadar de bu ortaya? memlekette ne zaman darbe yapılsa bunu "Our boys did it" diye anlatmıştır Amerikalı generaller. Amerika'dan gelir. Darbe Amerika'dan yapılır bu memlekette. Bu memlekette hep darbeci generaller, bilmem neler, şunlar, bunlar Amerika'nın kontrgerillanın, Gladio'nun işiyle geldiler, gittiler. Ve ben bir şey söyleyeceğim, hiç yaratıcı değiller. Hala 1950 metotları. Yani 1950'de McCarthy dönemi yaşadı Amerika. Ben de çok ilgilenmiştim, okumuştum. Çünkü Einstein'ı bile içeri alıyorlar. Yani herkes içeride. Miller içeride. Ne bileyim, en önemli sanatçılar, bilim adamları, herkes içeride. Ve bakıyorlar, içeri giremiyorsa henüz dokunmayalım dediklerinin de dış çevresinden başlamak üzere halka halka öldürüyorlar yakınlarını. En son sevgilisini bir kadın öldürmüşlerdi. Unuttum. Çok önemli bir country, yani Evet. milli müziklerini yapan bir kadındı. Ve kadın kafasına sıktı, öldürdü kendini en sonunda. Yani delirtiyorlar ya Fakat da. Türkiye'de öyle bir darbe yaygarası da kopartıldı ki, o yine açık toplum, Amerika'nın bir şekilde Evet, getirip dayattığı bir evet. şey var. Ortak akıl diye bir hareket çıkarttılar. Bu ortak akıl hareketi iktidarın kendi sivil toplumuymuş gibi, o cumhuriyet mitinglerine ve o Evet. topluma alternatif bir şey olarak ortaya çıkartıldı. Ve dikkat ettiyseniz o ortak akıl çok uzun zamandır miting falan yapmıyor. Samsun'da yaptılar işte, birçok Evet. yerde miting yaptılar. Bütün billboardlarda ve o ortak akılın içerisinde olan sendikacılar, şunlar bunlar, darbeye hayır. Ortada darbe yok, bir şey Ben yok. zaten en çok onu Darbeye hayır eleştirdim diye. Gürbüz Bey, biliyorsun. Yani ne darbe ne şeriat lafı müthiş bir büyük bir Evet. kötülüktü şeye. Yani bu yürüyüşlere. Evet, Çünkü evet. biz tam bağımsız Türkiye Evet, diyorduk. evet. Ne darbe ne şeriatı söyleyenler çok büyük bir hakaret Evet. etmiş oldular o bütün Evet. yürüyenlere. Bir de ben şeyin altını çizmek istiyorum. Bilinç Üniversitesi adı altında şimdi çalışıyor açık toplumcular. Bunların hepsi bu Scientology'yle falan da karışık karışık kuruşuk şeyler. Yani hep kafa dağıtmaya, bulandırmaya çalışan bir Bir harekat var. olay daha burada çok önemli. Onu da vurgulamamız gerekiyor. Şimdi bu darbe olayını, tezgahını gündeme getirenlerle dikkat edin, dikkat edin. Bu Ermenilerden özür kampanyalarını başlatanlar Evet. Aynı aynı insanlar. kişiler, aynı Evet. kesimler. Çok ilginçtir. Evet. Ermenilerden bir tarafta Ermenilerden özür kampanyası,
Ermeni kardeşim senden özür dilerim 1915 yılında uğradığın haksızlık için kampanyası. Öbür tarafta da bu darbe vesaire senaryolarını üretenler evet. hep aynı kesimler. Yani bizi izleyenler herhalde bunları yerli yerine oturtacaklardır. Bir de Yugoslavya'dan bir örnek vermek istiyorum. Evet. Yani Yugoslavya'da işte ilk gittiğimiz zaman biz sınırlar arasında Yugoslavya ile başlamıştık. Çok önemli bir örnek Yugoslavya. Çünkü müthiş bir ülke halinde 1960'larda 70'lerde ilk renkli televizyonu var, şusu var, birçok ülkede olmayan her şey var, müthiş bir ilerleme kaydediyor. Tabii içeride fıkırdayan bu etnik mesele yavaş yavaş belki su yüzüne çıkıyor, birileri onlarla oynuyor ama 1980'e kadar yine görmüyorsunuz. 80'de ben ilk röportajı yaparken bir tarihçiyle Duşan'la konuşuyordum, bana dedi ki bakın dedi, hiç dedi uzatmayın, şöyle başladı dedi, orduya saldırıyla başladı dedi. Önce ordu dediler dedi. Onu önce bir gagalayacaksın. Evet. Yıpratacaksın orduya orduyu. Orduya ihtiyacınız yok, biz sizin ordularınıza bakarız evet. dediler dedi. Orduyu yok edin dediler dedi. Ve öylece gitti dedi. Arkasından da özelleştirmeler geldi. O zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemi... Türk Silahlı Kuvvetleri bir de pardon ilaveci unutmayayım diye. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ve Atatürk. Çünkü ben Ari Oslander'in karşısına oturduğum zaman Hollanda'da bu adam... Direkt böyle, bir de hiç utanmaları yok. Direkt söylüyor. Sorun Kemalizm'dir diyor. Sorun Kemalizm'dir. Yani o yine dürüst bir adammış. Söylüyorlar açıkça. O da Steinbach da söylüyor. Bizdekiler de o yürek bile yok. O yürek evet, bile yok bizdekilerde. Söyletiyorlar. Şimdi demin ne demiştik? O imza kampanyalarını falan düzenleyenler hep aynı şeyler. Ermenilere şey. Ermenilerden özür kampanyası düzenleyenlerle bu Ergenekon tezgahını gündeme getirenler. Şimdi işte senin söylediklerini de ona eklemek gerekir. Türk ordusuna saldırıp elde kalmış olan son kurumu da gagalamak, yok etmek demiyorum. O şey olur yani, gerçekçi olmaz. Gagalamak ve onu yıpratmak, sağından solundan kemirmek. Tamam mı? İşte hepsini bir araya potaya getirdiğin zaman hep karşımıza aynı kesimler çıkıyor. Ama ne yazık ki iktidar bunlarda. Evet. AKP iktidarı bunların hizmetinde, emir ve hizmetinde. Bunlar da AKP'nin emir ve hizmetinde. Tarikatlar, cemaatler vesaire, para gücü bunların eline geçti. Sermaye bunların eline geçti. Ve istedikleri gibi Türkiye'de şu anda, şu bugün için konuşuyorum, at koşturuyorlar. Ama sonları hüsran olacak. Peki son bir cümlede sizden alayım, bitiriyoruz efendim. Bitti mi süremiz? Ben şey evet, diyorum evet. yani 1940'lardan bu yana bir karanlığı yaşıyor Türkiye. Bunu unutmamak lazım. Peki. Efendim çok teşekkür ediyorum Sayın Emin Çöleşan. Ama çok umut var, bir şekilde bitireyim Gürbüz Bey. Buyurun, buyurun. Çünkü sanki bitti zannettim yani cümleniz. Yani 40'lardan beri böyle bir hem ekonomide hem sosyal hayatta hem şurada hem burada bir debelenme yaşıyoruz. Ama karanlığın en koyu olduğu zaman aydınlığa da çıkışın çok yakın olduğunu unutmayalım. Aynen öyle. Peki. İnsanlar kendi aralarında belli konuları ele alarak Allah aşkına biraz daha aktif katılımcı olmaya çalışsınlar. Ben de son cümle olarak şunu buyurun. Söylüyorum. Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Peki. Geçici günler yaşıyoruz Türkiye'de. Peki. Banu'nun söylediği gibi her gecenin bir sabahı var. Peki. O sabah yaklaşıyor yavaş yavaş.